Merhabalar. Ee, bu görselimizde GetProtect cihazı üzerinde ikinci bir van bağlantısı oluşturmayı. Bu van bağlantısını e, Policy Based Routing şeklinde kullanmak. Load Balance yapmak. Load Balance'ın kendi içerisinde e, hem Round Robin şeklinde çalışması hem de e, Load Balance'ı yaparken farklı van bağlantılarını farklı ağırlıklarla nasıl çalıştırılacağını göreceğiz. Daha önce tabi hala ee, hazırda kurmuş olduğumuz bir gate protect cihazımız vardı ona bağlanalım daha önceki demolarımızdan kalma şöyle okey edeyim tabi burada daha önce yaptığımız ayarlar var bunların hepsini kaldıralım şöyle şu an için kullanmayacağız çünkü bunları işimiz load balansa şimdi standart olarak bir tane internet balansı hazırlamıştık zaten one 1'imiz var burada hatta bunun adını da şöyle yapabiliriz one 1 net Şöyle diyelim van diyelim sadece buna. Okey. Şimdi bir van bağlantımız zaten var. Ve bu van bağlantısı üzerinden ne yapabiliyoruz? Biz kullanıcılarımızı internete gönderebiliyoruz. Şimdi bunu yaparken iki çeşit ee, işlem yapacağız. Policy Based Routing için. Yani ikinci bir van ekleyip. birincisinde Source Based yani istemcileri farklı vanlardan göndereceğiz. Sonra Service Based yapacağız. Yani belli servisleri belli vanlardan gönderme usulüyle yapacağız. Şimdi şunu yapalım hemen. İkinci bir van bağlantısı ekleyeceğiz. Tabi bunun için interfezimizi ayarlayalım. Şu interfezimizin IP'sini de öndeki router'umuza göre 77, 77, 77, 77 şeklinde ayarlayalım. Apply diyelim. Okey diyelim. Şimdi ikinci bir WAN bağlantısı ayarlayalım. ileri diyelim. İleri diyelim. Router Connection olacak bu bağlantımız. Burada bize sorduğu şu. E, failover çalışmasını soruyor daha doğrusu. Yani bu WAN bağlantısı diyor. Hangi bir WAN için backup mıdır diyor. Hayır ben backup değil, aktif şekilde kullanmak istiyorum. Şu bağlantıyı kullanacağım. 77'ye 1 benim gatewayim olacak. Şuraya da şöyle diyelim. Van 2 net 77 olsun adı. Şimdi internet bağlantım var. Bir de e, daha doğrusu bir Van net 88 bir de Van net 77 ne oldu? Bağlantıma okey diyelim. Hatta e, bunu da aşağı alırsak tekrar tomata şöyle gibi topolojiye bakın. Topoloji gördüğünüz gibi zaten iki adet bağlantım vardı. Şu an 77 ve 88'de olan iki bağlantım var bu bağlantıma göre de e, şimdi <laughs> en başta tek bir IP'den pardon, e, iki ayrı IP adresinden nasıl internete bunları göndereceğimi göreceğim. Şimdi birinci WAN bağlantım. Şu da ikinci WAN bağlantım. Şimdi buraya bir bilgisayar ekleyeceğim. Bilgisayarlarımda şu şekilde bu cihazın LAN network'ünü olan 192.168.0.1 var ve 11 no'lu IP'lerim var. Hemen iki tane PC ekleyelim şuraya. Birincisi buraya bağlı, 01 nolu IP Şuraya 1 1 Client diyelim şöyle Okey diyelim ve ba buraya bağlayalım Ve kullanıcımızı internete gönderirken Tüm TCP ve UDP'lerinin buradan çıkmasını sağlayalım Şimdi ikinci bir Client'ım var Bu ikinci Client'ım da 1 2 Client diyelim şöyle bu client'ın benim buradaki network'üme bağlı ve yanlış hatırlamıyorsam bir de IP'si tekrar kontrol edelim. Evet, bir bir normal IP. Şimdi diyelim ki bu kullanıcım da internete çıkarken şu bağlantıyı kullansın. Şu an source based bir e, policy yapıyorum. Yani bu source'un bu van üzerinden, bu source'un ise bu van üzerinden gitmesini istiyor. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Bunu kaydedelim. Basitçe bir ICMP kontrolü yapacağız. Şurada bir external client'ımız var, ips ee, Yanlış hatırlamıyorsam 55552'ydi. Evet. Bu client'ımıza. Şimdi y şarkımızı açalım burada. Ve gelen paketlerin hangi bandlardan geldiğine bakalım. Network'i dinle diyelim. Şu Network'i dinle. Okay, biz sadece ICMP'leri istiyoruz. Gerisi bizim için önemli değil. Şimdi buradaki client'ımdan yani ee, 192.168.0.1 bir Ne demiştim? Ben 88, 88, 88 nolu van'dan çıkmıştım. Hemen şuradan bir deneyelim. Bakalım buradan gönderebilecek miyim? Pink diyelim. Ee, 55, 55, 55 2 x ile. Evet şimdi bakın paketi gönderiyorum. Hangi IP'den geliyor? 88 no'lu IP üzerinden geliyor. Bunu durduralım. Şimdi ikinci Client'ımıza geçelim. Bu da 192.168.1 bir nolu Client'ım. Hemen şuradan bakalım. Pink diyelim. 55, 55, 55 e 2 nolu no, IP'ye gitti dediğimiz zaman bakın da ping atıyor. Nereden geliyor peki adres? Bakın 77'den geliyor. Gördünüz mü? Yani biraz önce client'ım yani buradan ping attığım zaman isteklerim 88 nolu hattan gelirken diğerinden attığım zamansa 77 nolu hattan geliyor. Şimdi ne oldu? Biz burada tabii ki şu işlemi yapmış olduk. Source based policy based routing yaptık. Yani bir kaynağı istinaden bir WAN bağlantısına yönlendirme işlemi yaptık. Şimdi bunu biraz daha değiştirelim. <laughs> şöyle bir işlem yapalım. Ee, bu kullanıcımız için ICMP paketlerini bu van üzerinden normal TCP paketlerini ise bu van üzerinden göndererek şöyle yapalım. Servis ee, service based policy based routing yapalım. Şimdi şunu kaldıralım. Şuradan tüm TCP'leri silelim. Pardon ICMP'leri kaldıralım. Okey sadece TCP UDP burada kalsın. İkinci bir bağlantı açalım bu kullanıcımıza ve diyelim ki ICMP'ler buradan gitsin. Şimdi demo kullanıcımıza gelelim, evet, şu an bir ping hareketi yok, şunu da sıfırlayalım. Şimdi bakın buradan ping attığım zaman zaten bunun source-based e, kaynağı duruyor değil mi? Yani ben 55, 55, 55, 2'ye ping attığımda nereden gitmesi gerekiyor? Bunun 77'li hattan gitmesi gerekiyor. Bakalım öyle mi oluyor? Evet. 4 adet ping gelecektir zaten, 4 adet pingten sonra kestim. Şimdi fakat buradaki kullanıcım için farklı bir durumum vardı. <laughs> buradaki kullanıcım internet için burayı kullanıyor. Fakat ben farklı bir işlem yaptım burada. Bir servis için. Yani ISM paketleri ise şu vanı kullan dedim. Daha önce buradan pin kartımızda ne oluyordu? 88'li hattan gidiyordu. Şimdi bakalım 55, 55, 55'e 55 e 2 pin kat dediğimizde. Bakalım nereden geliyormuş. Gördüğünüz gibi yine 77 üzerinden geliyor. Yani GetProtect cihazları Source Based ve Service Based olarak ne yapabiliyor arkadaşlar? Polis ee, Policy Based Routing yapabiliyorlar. Şimdi bu iki hattıysa şöyle yapmak istiyorum ben. Artık da çok bir işimiz kalmadı bunu. Kapatabiliriz. Bu sefer şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Şu client'ın bağlantılarını kaldırayım. Şunu da şunu da bağlantısını kaldırayım. Şöyle alalım şunu. Yes diyelim. Hatta şu van'ı da kaldıralım. Çünkü neden? Artık load balance yapmak istiyoruz. Şimdi iki client'ımızı da şuraya bağlayalım. Ve iki Client'ımıza da diyelim ki tüm TCP, UDP, ISMP hepsine gidebilsinler. Şurayı da ayarlayalım. Et evet, diyelim. A, TCP, UDP, ICMP. Şimdi gördüğünüz gibi burada tek bir WAN bağlantım var, Bir de atanmamış bir WAN bağlantım var. Yani bu herhangi bir şekilde bir atanmış yok. Yani bununla ilgili bir işlem yapmayacak. Yani ben şu an ne işlem yaparsam yapayım benim bağlantılarım nereden gidecek? 88'de olan bloğum üzerinden gidecek değil mi? Yani bakın şurada monitör edelim hatta bunu e, connection'a bakalım. Refresh dediğimizde hemen ileride şöyle bakabiliriz. Bakın destination'a hangi adresten gidiyor gittiklerine bakacağız. Şimdi burada artık ne gözükecek? Hep 88 gözükecek. Yani ben burada işte hangi bir web sitesine gittiğimde veya burası üzerinde işte mesela işte e, simet.com.tr adresine gittiğimde benim burada gözüken IP adresim ne gözükecek? Her zaman tüm hareketler Ops. ufak bir hatamız var. Bu eski bir kayıt. Ee, biraz önce denemelerimizden kalma bir kayıt. Aşağıda inelim. Auto refresh tekrar. Ha Bunu aktif etmedik yani. Bir şey işlem yaptık da. <laughs> bunu da bir aktif etmemiz gerekiyor. Hatta bunu tekrar kontrol etmek adına şöyle de bir işlem yapalım. Şurada tekrar baş şarkımızı açalım. Kontrolden sonra tekrar. sadece ICMP'leri bir al diyelim bakalım. Şimdi tekrar buradan bir pin katalım. Evet 88'den geldi. Şimdi sadece buradan bir pin katalım. Evet sadece 88'den geldi. Okey. Şimdi buradan sonra eski kayıtta boş şöyle devam edebiliriz. Aktifleştirdiğimize göre şöyle finansa girelim. Şuradan mesela simit.com.tr'ye girelim. İşte markalar şurada. Bilgi merkezi gibi işte eğitim eğitim videoları gibi kısımlara gelelim. Şimdi burada monitörün kısmına bir bakalım. Hemen tekrar bir refresh diyelim. Ve gördüğünüz gibi tüm bağlantılarım nereden geliyor? Son yaptığım 2-3 bağlantım hepsi 88 nolu adres üzerinden geliyor. Bakın DNS sorgularım, işte 80 portuna girişlerim vesaire hepsi buranın üzerinden geliyor. Şimdi <laughs> bunu yapıyorum ama ben artık iki tane hattım olduğuna göre bu iki hattımı da aktif olarak kullanmak istiyorum. Şimdi bu durumda ne yapacağım? Bunu buradaki WAN bağlantısının içine alacağım. Ne oldu? Bakın iki tane WAN bağlantım var. Şuradaki kısımları düzelteyim avaja getirelim. Bunları çünkü daha önce denemek için yapmıştık. Okey. Şimdi her iki hattımı da eşitleyerek yani eşitleyerek round robin yapmaya başladım. Şimdi her iki hattından da ortak değerde gönderecek. Yani bir hattımdan atıyorum 10 seçim gönderecek. Diğer hattımdan da 10 seçim gönderecek. Bu hangi durumlar için geçerli? İki hattımın da aynı hız oranında olduğuna. Mesela iki tane 8 megabit hattım var ve iki tane 16 megabit hattım var. Dediğimiz zaman bu iş için kullanacağımız bir yapı. Biraz önceki polis based routing'leri nerede kullanabiliriz? İşte mesela bir hattımızı mail server vesaire gibi işler için kullanırken sadece özel bir e, bağlantı tipi için kullanırken işte bir hattımızı genel internet trafiği için kullanırken ya da bir hattımızı bir biliyor bir hattımızı diğer bir biliyor verirken kullanabiliriz. <laughs> Okey bunu okeyleyelim. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlemlerse yani internette gezinme yapacağımız işlemlerde ise mesela atıyorum şuradan e, çözümpark.com diyelim. İşte mesela Twitter'a gidelim. İşte buradan mesela Facebook'a gidelim. İşte YouTube'a gidelim. YouTube gibi adreslere gidelim. Şimdi hatlarıma baktığım zaman bu sefer yani monitör ettiğimde ise bu hatlarıma. Şuradan bir refresh diyelim hatlarıma. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Bu hatları paralel olarak kullanmaya başladı. Yani bir ondan bir ondan gönderiyor artık. Tabi burada ufak bir karmaşa var. Sanırım şu activation tam olmadığı gibi. Biraz önceki şunu tekrar bir aktif edelim. Okey şunu bir refresh edelim. Tabi bu aynı van bağlantısına gitmiş olan gruplar içinde. Şuradan mesela biraz yeni bir yerlere gidelim. Ee, nereye gidelim? Mesela internet haber olabilir. internethaber.com Aklıma pek site gelmediği için. Ee, sahibinden.com işte atıyorum mesela eee var mıydı böyle bir yer bilmiyorum da fedora projects.com gibi mesela Google bulacaktı orkmuş yeni driver sahibinden komşu. Da bakalım ay ev sahibi varmış okey. E, şimdi refresh edelim şunu tekrardan. Hatlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi değişik hatlarımız üzerinden ne yapıyor bunları gönderiyor. Yani bu bağlantının olduğu adres de çok önemli. Yani bir hatta eğer belli bir hat üzerinden gitmişse ne yapacaktır bizim için arkadaşlar? Bu hatta yani gittiği hatta genel olarak aynı hat üzerinden gidecektir. Eğer bunu değiştirirse ne olur? İşte 443 gibi sistemlerde sorun yaratacaktır ki cihaz da bunu yapıyor zaten. Yani daha önce ona atanmış o hatta atanmış olan hat üzerinde devam ediyor. Ama genel olarak yüzde oranında birbirlerine eşit kullanmaya çalışıyor. Şimdi peki ben şöyle bir şey istiyorum. Bu van hatlarından bir tanesi hızlı. Yani daha hızlı bir bağlantım var. Diğer bağlantımsa buna göre biraz daha yavaş bir bağlantı bu nedenle şunu yapmak istiyorum diyorum ki mesela hani biraz önce 88'i çok kullanmıştık çünkü hani e, onun üzerinden daha önce birkaç yere şey yapmıştık e, test amaçlı olarak seyahat yapmıştık şöyle yapalım average kısmında bunu very high yapalım yani 77 ip adresine bunun average'ını ise very low yapalım yani şimdi cihaza ben ne demiş oldum İşte dedim ki sen 7-8 tane bağlantıyı 177 77 üzerinden gönderirken yani 77'de ip'inden bu istenen bir ve iki tane bağlantıda ne üzerinden gönder 88'i e, hattın üzerinden gönderdim şimdi bunu aktif edelim tabi bu hat sayısı limitsiz değil bunu 7 hatta kadar yapabiliyor yani 7 hatta kadar load balans yapabiliyor bilginiz olsun bu konuda Weight kısmında her bir hattınız için farklı farklı e, bağlantı değerleri ne yapabilirsiniz? Tanımlayabilirsiniz. Belli hatlarınızı belli zamanlarda açıp kapama gibi işlemler de yapabilirsiniz. Ve diğer bir hatta ne yapabilirsiniz? Failover olarak da çalıştırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra aktif diyelim şöyle. Tamam. Şu şey yapalım ya. Şöyle gidecek site bulamıyor şimdi. Google.com diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Top 500 web page diyesek herde bir şeyler çıkartır değil mi şuradan web sayfalar olarak. Hatta şunu da alalım şimdi şöyle. Şuraya yapıştıralım. hani maksat hatlar arasında gitmek olsun. Bunlara da hep gittik zaten. şunlar var, şunlar var, şunlar var. Şunlar var birkaç tane siteye gidelim. Ve bunların ne olduğunu da tam bilmiyorum şimdi aslında bir çoğunu tıklıyoruz ama böyle ne tıklan çok önemli değil. İşte bing.com wordpress.com. Buraya da gelelim mesela dördüncü siteyi açalım. Çünkü yani bizim buradaki amacımız şeydi yani web sitesi açmak açmak anlamında değil, vanlarımızı farklı hızlarda kullanımıyla alakalı bir işlem yapıyoruz. Tam farklı bağlantıları bu şekilde açsın. Ha, hep Google açtı ya bu kervistenin kendisine gitmiyormuş. Ee, şimdi Polant. Abi ne diyelim şöyle. Peki buradan senin kendisine gidemiyor muyuz? Ee, bu, 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 gidecek site bulamıyoruz yani ne kadar güzel. Bu morların linki neymiş? Mor diyelim. Ne gönderiyor? Alexa gibi. Okey neyse. Şimdi şurada hattımıza dönelim. Yine bayağı bir siteye gittik çünkü. yani link açtık sonuç itibariyle. Şurada bir refresh diyelim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Ağırlığı biz 77 ne oldu? Hattımıza vermiştik değil mi? Otomatik olarak o da ne yapıyor? isteklerin büyük bir bölümlüğünü ne yapıyor? 77 üzerinden göndermeye çalışıyor. Tabi bunu göndermeye çalışırken de aynı web sitelerini yine aynı hat üzerinden göndermeye çalışıyor. O yüzden hani olabildiğince böyle forumlara login olduğunuzda vesaire gibi olduğunuzda veya HTTPS'lerde hani düşmemenizi oradan sertifika nedeniyle bir oturum kapatma sorunu olmasın diye oradan göndermeye çalışıyor. Ama genel olarak da bizim ayarladığımız van üzerinden ne yapıyor? Kullanıcıları internete gönderiyor. Şimdi bu mekanizma kendi içerisinde bir failover sistemine sahip. Yani bu vanlardan birisi offline olduğu zaman cihaz otomatik olarak size diğer van üzerinden göndermeye başlıyor. Ama şöyle bir özellik daha var. Belli van hatlarınız, hani mesela şöyle olabilir. Limitli hatlarınız vardır. Bunun günün sadece belli saatlerinde çalışmasını istiyorsunuz. Mesela hani trafiğin yoğun olduğu saatler var. işte gün sabah bir saati, akşamın bir saati gibi. O saatlerde çalışmasını isteyebilirsiniz. O durumda da şunu yapabiliyorsunuz. Van bağlantısına girip mesela diyorsunuz ki bu bağlantım benim şu saat aralıklarında çalışsın. Tabii ben burada hani atıyorum şu an saat aralıklarını da. İşte mesela always on her zaman on olsun, her zaman off olsun şeklinde de ne yapabiliyorsunuz İşte şu saatlerde mesela off yapıp tamam Mesela, tabii ben attım hani böyle bir saat aralığı yoktur herhalde vermezsiniz. Ya yani bu saatler arasında ben bunun off olmasını istiyorum deyip saatleri ne yapabilirsiniz seçebilirsiniz ya da tamamen hani her saatte off olsun deyip sonra belli saatte işaretleyerek ne yapabilirsiniz onu belli saatlerde on olmasını sağlayabilirsiniz. Getbotik cihazında load balance sistemleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. bir sonraki videoda yine başka konulara değineceğiz. Şimdilik hoşçakalın.